Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Zülkarneyn kimdir? Bu soruya cevap aramaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim değişik peygamberlerin gönderildiğini anlatıyor. Bunlardan 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçer. 3 tanesi de peygamber mi değil mi çok belli değildir. Mesela Zülkarneyn bunlardan bir tanesi. Hazreti Lokman bir başkası. Bir de Hızır. Bunların peygamber olup olmadığı çok net değil, kesin değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahis de var. Hazreti Hızır'dan ismen değil ama hadislerde Kehf suresindeki anlatılan bir olayda o şahsın Hızır olduğu ifade ediliyor. Bizim bugün ele alacağımız bunlardan Hazreti Zülkarneyn acaba peygamber mi değil mi? Kur'an bize bunu nasıl anlatıyor? Ana hatlarıyla bunları ifade etmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim Zülkarneyn'in peygamber olduğunu doğrudan ifade etmez. Kur'an-ı Kerim onun her halükarda müeyyedün min indillah bir şahıs olduğunu Allah'ın teyidine mazhar, Allah'ın kendisine imkan verdiği, kuvvet verdiği bir kişi olarak ve bir cihangir, dünya fatihi olarak bize anlatır. Zaman zaman bir kısım böyle zatlar dünyanın değişik yerlerini fethedebilmişlerdir. Kendilerine bu manada cihangirlik nasip olmuştur. İşte Osmanlı döneminde bir Kanuni gibi, bir Yavuz gibi, bir Fatih Sultan Mehmet gibi bunlar cihangir insanlar. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı kıssalar içerisinde Zülkarneyn kıssası da daha çok bir cihangirlik kıssasıdır. Ve Allah-u Teala Zülkarneyn'in arzın yani yeryüzünün doğusuna, batısına, değişik yerlerine gittiğini anlatıyor. Ve Zülkarneyn gittiği yerleri fethediyor. Ve gittiği yerlerde masum insanlar var, zalim insanlar da var. Zalim insanlar masum insanları eziyorlar, köle gibi kullanıyorlar. Zülkarneyn gittiği yere adalet götürüyor. Ve işte bir kısım insanlar o zalimlerin tasallutu altında, baskısı altında ise onları da kurtarıyor. Bu konuda Sedd-i Zülkarneyn diye bir ifade de kitaplarımızda, tefsirlerimizde geçiyor. Doğrudan ayette de yine geçen, set olarak geçen bir ifade. İşte Zülkarneyn'in doğuya yapmış olduğu seyahatte mazlum bir topluluk var. Bunlar Ye'cüc ve Me'cüc'den zarar gördüklerini anlatıyorlar. Diyorlar ki ey Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cüc denilen topluluklar bunlar ortalığı kasıp kavuruyor. Bizi de haraca bağladılar. Bizi bunlardan kurtarabilir misin? İstediğini sana verelim, istediğin kadar mal mülk getirelim diyorlar. Zülkarneyn onlardan mal talebinde bulunmuyor. Diyor ki Allah'ın bana verdiği sizin vereceğinizden çok daha hayırlıdır. Ama bana demir getirin diyor. Ve orası dağlık bir bölgeymiş. İşte o istilacı olan kavimler, zalim olan kavimler o dağdaki yoldan geçerek bunlara saldırıyorlar. Orayı kapatmak istiyor Zülkarneyn. O insanlardan demir getirmelerini istiyor. O demirleri yaktırıyor ve böylece o dağı kapatıyor. Onların geçmiş olduğu yolu kapatıyor. Buna Sedd-i Zülkarneyn denilmiş. Mecazi olarak da mesela Kur'an-ı Kerim bir Sedd-i Zülkarneyn misalidir. Yani günahlara karşı bir set, kötülüklere karşı bir set. Bu anlamda Sedd-i Zülkarneyn, manevi bir Sedd-i Zülkarneyn ifadesi kullanılır. Allah-u Teala Zülkarneyn ile alakalı şöyle bildiriyor. اَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَ فَاَتْبَعَ سَبَبَ. Biz Zülkarneyn'e her türlü sebebi verdik, o da sebebe yapıştı. Burada benim dikkat çekmek istediğim husus şu, yani Zülkarneyn'e Allah-u Teala yeryüzünde başarılı olması için, bir cihangir, dünya fatihi olması için sebepleri müheyya kılmış. Sebepler hazır ama Zülkarneyn'e bırakılan kısım da var. Onun da bu sebeplere yapışması lazım. Dolayısıyla günümüzde de bazıları bir Zülkarneyn kabiliyetinde olabilir. Dünyayı fethedebilecek kabiliyette olabilir. Ama bunun sebebine yapışmazlarsa başarılı olamazlar. Her insanda böyle bir ukde vardır. Böyle kabiliyet tohumları vardır. O kabiliyet tohumlarının sümbüllendirilmesi gerekir. Ve bir insan kendisine verilen kabiliyet tohumlarını iyi bir şekilde değerlendirdiğinde
sebeplere yapıştığında gerçekten başarılı olur. Günümüzde pek çok insan bir takım savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Başarısızlıkları için mazeretler ileri sürerler. Şuyum eksik, buyum eksik, şöyle olsaydı ben böyle yapardım. Hep böyle başka şeylere kendilerini avutmaya çalışırlar. Halbuki her insan kendi mevcut kapasitesiyle, mevcut potansiyelini harekete geçirmek suretiyle gerçekten de çok başarılı olabilir ve tarihe geçebilecek şekilde büyük başarılara imza atabilir. Sıradan bir kimse olmaktan kurtulur ve böylece çok büyük hizmetler eda edebilir. Zülkarneyn kıssasında böyle bir mesaj kendini göstermekte. Ve bir insan Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresini okuduğunda Zülkarneyn ile ilgili kısma geldiğinde yaklaşık 1,5 sayfalık bir bölümdür. O kıssada kendine de bir hisse görebilmeli. Acaba ben de Zülkarneyn misali olabilir miyim? Acaba ben de insanların zulümden kurtulması, adalet içinde yaşaması için bir takım faaliyetler içinde olabilir miyim demeli. Bunu diyen insanlar, bunu düşünen insanlar Zülkarneyn manasından onlar da hisse alacaklardır. Ve böylece onlar da dünyanın doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine her tarafına gidebilecekler ve oralarda büyük İslam hizmetlere vesile olabileceklerdir. Yıllar öncesinden bir delikanlının Halet Ruhiyesini hatırlıyorum da kendisi üniversite imtihanlarına girmişti. Ve imtihan neticeleri açıklandığında bana şöyle dedi, abi dedi, Cerrahpaşa tıbbı kazandım. Ama dedi asıl ben Kanada'ya gitmek istiyordum. Hayrola dedim, Kanada'da ne yapacaktın? Dedi ki, inceledim, Kanada'da 100 bin civarında Müslüman var. Bu 100 bin civarında Müslüman, çok da o kadar aktif faaliyetleri yok orada. İstedim ki oraya gideyim, orada Müslüman kardeşlerimle beraber olayım, gayrimüslimlere de Allah'ın dinini anlatayım, bir de bakarsın dedi. Kanada gibi bir ülke, Müslüman bir ülke haline gelir. Gerçekten bu arkadaşın bu duygularını, bu ince ve kaliteli duygularını takdir etmemek mümkün değil. Kendisi henüz o zaman 17-18 yaşlarında bir delikanlıydı. Liseyi bitirmiş, üniversite imtihanlarına girmiş bir delikanlı. Ve bu dünyayı fethe çıkacak engin bir ruh taşıyor. Ve ona göre ince duygular taşıyor. Bunun neticesinde Kanada'ya o zaman belki gidemedi ama ömrünün geri kalan kısımlarında nice güzel hizmetlere vesile oldu. Bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla nice güzel hizmetlere vesile oldu. Ve bu ruhu taşıyan insanlar günümüzde dünyanın başka yerlerine de gidebilirler. Oralarda çok büyük İslami hizmetlere vesile olabilirler. Hasbelkader Hollanda'da bulunduk. 3 yıl oralarda bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla daha önce oralardan geçmiş bazı zatlar nice insanların uyanmasına vesile olmuş. Gerek Müslüm gerek gayrimüslim nice insanların uyanmasına vesile olmuş. İşlerinde tanıdıklarımız var. Bunlar gerçekten cihangir bir ruh taşıyan kimseler. Böyle dünyaya rahat için gelmediklerini fark eden kimseler. Çok rahat olduklarında bu rahattan rahatsızlık duyan kimseler. Ve bunlar acaba çevremize ne derece faydalı olabiliyoruz? Acaba komşumuz bizdeki İslami hakikatlerden haberdar olabiliyor mu? Bunun ızdırabını duyabilen kimseler. Bu çok güzel bir hassasiyet. Ve nebevi ruhtan bir feyiz almak denilebilir. Malum peygamberlerin belli başlı bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi tebliğdir. Allah'ın dinini tebliğ etmek. Ve bu manada bir tebliğ, o da bir cihattır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar cihadın devam edeceğini bildirmiştir. Cihat illa savaş değildir. Yeri geldiğinde Allah'ın dinini en güzel bir şekilde anlatmak, o da güzel bir cihattır ve bir tebliğ faaliyetidir. İşte Zülkarneyn nasıl ki dünyanın doğusuna batısına gitti, oralardaki mazlum insanlara faydası oldu, zalim insanlara dur dedi. Bu anlamda bir insan da ben de Zülkarneyn misali olmak istiyorum. Kötülüklere karşı bir set çekmek istiyorum. Başta nefsime bir set çekmek, çevremdeki meydana gelen kötülüklere bir set çekmek, elimden gelirse de dünyada meydana gelen bir takım kötülüklere set çekmek istiyorum
böyle bir halet ruhiyeyi yaşayacak olursa bu insan gerçekten takdire şayan bir kimsedir. Hayal ettiklerini belki tümüyle gerçekleştiremeyebilir ama en azından o yolun yolcusudur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Ve innemel likullimri immane ve herkes için ancak niyet ettiği vardır. Ve niyetül mümin hayrün min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Zülkarneyn kıssasına ana hatlarıyla bakmaya çalıştık. Ve Zülkarneyn'in kıssasından bizim hissemiz ne olabilir? Buna temas etmeye gayret gösterdik. Cenab-ı Hak dininin yüceltilmesi uğrunda bizleri de İslam hizmetlerde istihdam eylesin duasıyla bugünkü programı noktalıyoruz. Ve hepinize hayırlı günler diliyorum.